efendim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeni güne merhabaya ve Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli, bol dualı, bol ibadetli, güzel bir gün diliyorum. Evet, saat 11.30'a kadar bugün yine sizlerle birlikteyiz ve yine dopdolu bir içeriğimiz var. Çok da kıymetli bir konuğum var. Çok önemli konuları konuşacağız değerli izleyenler. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Nihal Durmaz Hanımefendi bizlerle birlikte olacak ve çocuk sağlığı konusunda bize önemli tavsiyeler verecek. Bunun yanı sıra yine muhtelif işlerde de Belmek öğretmenimiz Seher Özak Hanımefendi bizlere eşlik edecek. Evet, hazır mısınız? Yeni güne merhaba başlasın mı? O halde başlıyoruz ya Allah, bismillah. Yeni başlayanlar için kıyafet dikiminin püf noktaları ve dikiş hakkında merak ettiklerinizi Belmek öğretmeni Seher Özak az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Seher Hocam, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler iyisiniz? Hamdolsun bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Yine bugün hanımlar için özel ve güzel bir şey yapacağız galiba, evet. Doğru mu? Evet, bugün bluz çalışması yaptıracağım. Mankenimize de taktım bluzumuzu. Evet, çok güzel gerçekten bu de. Bu şekilde. Bu şifondan bir çalışma. Evet. Ama ben bugün vualden keseceğim. Yani dökümlü, yumuşak yapıda olan her türlü kumaşa bunu rahatlıkla uygulayabilirler. Kalıpsız, pratik kesim şeklinde çalışacağız. Evet. Arkası da bu şekilde. Arkada bir yırtmaç çalışmamız var. Bu yırtmaç çalışmasının tekniğini de göstereceğim. Tamam. Burada biye kullandık. Biye nasıl yapılıyor, evet, nasıl çalışılıyor onlardan da bahsedeceğim. Ben öncelikle kullanılacak kumaşlardan bahsetmek istiyorum. İnce, dökümlü, şifon, vual, ince poplin bu tarz kumaşları rahatlıkla kullanabilirler. Seçenek ben, çok aslında bakarsanız değil mi bu model ki için? Yani yazlık tercih edilebilecek her türlü kumaşı kullanabilirler. Sadece dökümlü olması gerekiyor. Güzel. Çünkü kumaşın sertliği olursa modelimiz Japon ekol geldiği için burada yığıntı olacaktır. O yüzden kumaşımız yumuşak dokuda olması gerekiyor, evet, ki dökümlü olsun, daha güzel dursun. Aynen. Ben burada bir de fırfır çalışması yaptım. Bu fırfır çalışması da özellikle hani şık gösterdi. Ama onu tercihe bağlı yapmayabilirler. Ben bugün pratik olarak onun çizimini, kesimini ve dikim aşamalarını göstereceğim. Kullandığım kumaşım vual. Vuali ben hazırladım kumaşımı, ama nasıl hazırladığımı anlatmak istiyorum. Kumaşım bu şekilde. Kumaşımın boyu her zamanki gibi kenar şeride olan yer ve eni de burası. Biz kesimi bu şekilde yapıyorduk. Öncesinde her zaman söylüyorum kesimlerim dedi. Ben bunu neden iki kat şeklinde, burada iki kat şeklinde çalıştım. Daha doğrusu burada dört kat var. İzleyicilerimiz boy şekli, bu enine şeklinde katlayacaklar kumaşımızı ve boyuna bir daha katlayacaklar. Bu evet, şekilde olacak. Çizimimizi buraya yapacağız. Evet. Burada bakın iki kat ve iki kat var kumaş katımız. Ben neden ayrı ayrı kestim? Benim burada ördeklerim var. Evet. Bu ördeklerde yön var. Ben bunu eğer ki bu şekilde katlasa idim, ön tarafımdaki ördekler aşağıya bakıyorken arka tarafta yukarıya bakıyor olacak. Evet, o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki yani yön, evet, varsa kumaşımızda diyelim boyunu 80 santim yapacağız. 80'e dikiş payını verip kesiyoruz, bir daha kesiyoruz ve ördeklerimiz ya da o desenin yönüne bakaraktan üst üste koyuyoruz. Ben o yüzden bakın farkındaysanız şunu hemen kenara kaldırayım. İki tane ayrı kestim modelimin, evet, boyunda ve üst üste yerleştirdim. Bakın iki kat ve iki kat. Kumaş katı kendimde olacak şekilde yapıyorum. Hemen çizimime başlıyorum. Kumaş katıma dik açı yapacağım. Öncelikle yukarıda eğrilimiz varsa onu atabilmemiz için gönyemi hemen kenara sıfırlıyorum. Önümde tam burada. Buraya bir dik açı yapıyorum. Bu dik açılar dikişte çok önemli. Buraya biz sıfır noktası diyoruz. Mezuromu buraya koyuyorum, sıfırını, ve hiç kaldırmadan önce 2 santim, sonra 8 santim, sonra hemen bakayım hatırlamak için 32 santim, sonra 46 santim ve bluz boyumuzu ne kadar istiyorsak o ölçü alıyoruz. Ben 75 tercih ettim ve 75 alacağım.
daha uzun da yapabiliriz. Mesela tunik gibi daha dize doğru istersek hiçbir sıkıntı olmaz değil mi? Kısa da yapabilirler, uzun da yapabilirler. Hı-hı. Elbise şeklinde kemerle buradan bağlayabilirler. Her türlü yani kıyafet şeklini alabilir. Süper. Üst olarak. Bu çizgilerimizi hemen, daha doğrusu şu yukarıdaki köşeden 8 santimde sola doğru alıyorum. Şimdi ben burada yakamı çizeceğim. Hemen arka yakamı çiziyorum. Hı-hı. Ve 8 santim indiğim yerden de ön yakamı çiziyorum. Yani burada hem arka yaka var hem ön yaka var. Evet. Geldik 32 santim indiğim yeri, onu da dik açı yaparak sola doğru uzatıyorum. Bakın bunu sona kadar uzatıyoruz. Çünkü kolumuzu çizeceğiz buradan. Hı-hı. 46 santimlik olan noktayı da sola doğru uzatıyorum. Ve elbise boyumu da kıyafetimizi bluz şeklinde yapıyorsak kısa tutabiliriz. Elbise şeklinde yapıyorsak uzun tutabiliriz. Gelelim, çizgilerimi uzattım. Bu çizgilerin en altından 31 santim alıyorum. Bu benim genişliğim oluyor. Hı hı. Yani şöyle hesaplayabilirler izleyicilerimiz. Diyelim rahat bir kıyafet istiyorlar. Evet. Bedeni diyelim 100 geldi. Hı hı. 100'ün 5'te 1'ini fazla alıp mesela 120 yapıp, hı hı, onu 4'e bölüp burayı bulabilirler. Hı. Yani hani biraz rahat olsun diye. Çünkü modelimiz ona uygun bir kesim. Evet. Ben yüzde işte 5'ini ek olarak kattım. Hı hı. İzleyicilerimiz de o şekilde katabilirler. Katabilirler. 31 santimi en alt çizgiden, üst çizgiden ve en üst çizgiden aldım. Bakın, hı hı, şöyle, burası dikdörtgen oldu. Evet. Burası benim kol altım. Hı hı. Bu noktadan 7 santim dışarı çıkıyorum ve burada Japone olan kısmı çizeceğim. Bunu elinizle de hani göz yordamıyla da çizebilirsiniz. Bu şekilde kol rigaları var. Evet. Bunun yardımıyla da böyle rahatlıkla bakın çizebilirsiniz. Bunu yaklaşık buradaki çizgimizde 46 santimlik çizgimizde sıfırlayabilirsiniz de biraz aşağıda da sıfırlayabilirsiniz. Yani bu benim şu kolumun şu kaviste olan yeri. Hı hı. Şimdi elbisemin alt kısmı çıktı. Evet. Gelelim kol kısmımıza. Ben kumaşımızın eneni kullanıyorum. Hı hı. O tam çünkü yaklaşık şu bileğime geliyor. Hı hı. Ama kısa kullananlar için şuralarda falan da alabilirler. Alabilirler. 13 santim bilek ölçüsü alıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Bunlar dikiş payı. Birer santim dikiş payı vermeden keseceğiz bunu. Hmm. Yani verdiğiniz ölçüler dikiş payı alınarak hesaplanmış. Tabii ki. Tamam. Yani ekstra bir dikiş payına gerek yok. Birer santim güzel dikiş payı şekilde dikebilirler. Hı hı. Bakın. Uçan kalemimiz bazen akmayabiliyor. Evet. Bakın şu anda kalıbımız bu şekilde çıktı. Şimdi kesimimi nasıl yapacağım? Burada kumaş katımda iki tane kumaşım var, hı hı, iki kat. Buradan kestiğimde arka bluzumu kesmiş oluyorum. Şu üst katı kestiğimde ön bluzumu çıkartmış oluyorum. Bakın hemen, hı hı, ön parçam, arka parçam. Arka parça. Hemen ben birer santim dikiş payı verdiğim için direkt kesiyorum bunu. Hı hı. Bunlar dikiş paylı, bunu unutmayalım. Birer santim yaz ama kol ucu isteğe bağlı. Bunu 3 santim kıvırabilir diken kişi, 4 santim kıvırabilir. Hı hı. Bakın. Hemen kesimi yapayım, parçalarımı ayırayım. Hocam hemen keselim, ondan sonra ben konuğumuzun yanına geçeyim. O arada zaten siz işlemlere devam ederken aşamalara geçtiğiniz zaman çalışması da göstereceğim. Öyle mi? Güzel. Bir itilik çalışmamız var, onu da göstermeye çalışacağım. Tamam. Bugün bayağı bir ilgi aktarmaya çalışacağım. Güzel, harikasınız hocam, çok teşekkür ediyorum. Bakın hemen ayırıyorum parçamı. Hı hı. İğnelediğim için ben. Evet. Burası önüm oldu. Hı hı. Bakın ön yaka biraz daha oyuntulu. Ördeklerimizin yönleri aşağı doğru bakıyor. Çok güzel. Aynı şekilde arkası da. Burası da arkası. Burası arkası. Evet. Yalnız burada bir işlemimiz var. Arkada göstermiştim. Burada bir yırtmaç çalışması var. Aha. Burası kumaş katı olduğu için nasıl çalışılacak onu da söyleyeyim. Hı hı. Buradan 8 santim
9 santim kadar aşağıda işaretleyip kesiyoruz. Tamam. Ve buraya biye çalışması yapacağız, yırtmaç yapacağımız için. Evet. 9 santim işaretliyorum. Hemen makasım. Ve bu arka ortasını 9 santime kadar kesiyoruz. Kesiyoruz. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümde tekrar yanınıza geleceğim inşallah. Evet değerli izleyenler, Yeni Güne Merhaba'da bugün çocuk sağlığı konusunda dikkat etmemiz gereken noktaları konuşacağız. Eğer sizlerin de bu konuyla ilgili sorularınız ya da önerileriniz varsa WhatsApp numaramızdan veya Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Her anne babanın ilk endişesi çocuğunun büyüme ve gelişmesinin normal olup olmadığıdır. Peki çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için nelere dikkat edilmeli? Ebeveynler çocuk doktorlarına en çok hangi soruları soruyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Nihal Durmaz az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Evlat bir nimet, emanet ve imtihandır. Dünya hayatının süsüdür, ziynetidir. Dünya ağacının meyvesidir çocuklarımız. Bugünün küçüğü, yarının büyüğüdür. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren müstakil bir bireydir. Onlara doğru muamele etmeli, sevgi, saygı, iman duygularını vermeli ve onların özgüven kazanmalarını temine çalışılmalıdır. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün çok güzel bir kitap hediyemiz var sizlere. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının özel bir kitabı Çocuğumu Yetiştirirken adlı bu güzel kitabı sizlere hediye olarak göndereceğiz inşallah. Bunun için yapmanız gerekenler de gerçekten çok basit. Öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Son paylaşımımızı beğenerek bir de arkadaşınızı etiketleyerek bu güzel kitaplara sahip olabilirsiniz. Katılımlarınızı bekliyoruz değerli izleyenler. Evet hocam, hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı hoş geldiniz. Sabahlar, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Evet. Önemli de bir konu aynı zamanda. Çocuklarımız az önce hediye edeceğimiz kitabın arkasında da okumuştum. Çok kıymetlilerimiz bizim, en değerlilerimiz. Tabii bazen ilk annelik tecrübeleri ya da babalık tecrübeleri olduğu zaman çocukları sağlık konusunda yetiştirirken bazı hatalar yapabiliyoruz. Bu anlamda da sizlere her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki iyi ki de varsınız. Şimdi bizim ilk olarak bir süre şeyi konuşacağız, tabii ayrıntılardan bahsedeceğiz ama öncelikle çocukluk döneminin sağlıklı geçirilmesi ve ilerleyen yaşlara bunun yansıması nasıl olacaktır'dan bir başlayalım mı? Tabii, ben öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Çocukların daha sağlıklı olabilmesi için ruhsal açıdan da biz kendi hastanemizde bir birimimiz var. Hı hı. Gülhane Çocuk Koruma Birimi. Bu birimi biz 2019'da kurduk, hı hı, ve onun sorumlu hekimiyim ben. Çok güzel. Bunu da arada söylemek istiyorum. Çünkü şöyle, çocukluk çağında yaşanmış olan, tam da sizin sorduğunuz soruyla ilgili olarak, hı hı, çocukluk çağında yaşanmış olan bu olumsuz yaşam deneyimleri ileriki yaşlarda çocukları çok çok farklı hastalıklar olarak çocukların karşısına gelebiliyor. Evet. Sadece psikolojik rahatsızlıklar değil, aslında bedensel rahatsızlıklar da, hipertansiyon, obezite, migren, fibromiyalji gibi hastalıklar aslında çocukluk çağında başlayan bu yaşamış oldukları stres durumlarının bir sonucu olarak devam edebiliyor. Yani çocukluk çağı şimdi aslında şöyle, hani çok uzun bir süreç, 0 yaştan 18 yaşa kadar. Evet. Bunun içinde yeni doğan var, süt çocukluğu dönemi var, okul öncesi dönemi, okul dönemi, adolesan, ki adolesan biliyorsunuz başlı başına farklı bir dönem. Evet. Dolayısıyla çocuk hekimi olmanın belki de zor yanı bu. Yani hem bu çocukların korunmaya ihtiyacı var, hı hı, hem de çok farklı, hem ruhsal hem duygusal anlamda çok farklı bir evreleri var. Hem de fiziksel, biyolojik olarak da çok farklı evreleri var. Ve her evrenin kendine ait özellikleri var. Hı hı. Bu evreler özellikle ilk 3 yaşta yaşanan, ilk 3 yaş çok önemli. Hı hı. Hatta biz 1000 gün deriz, gebeliği de işin içine katarız. Hı. Gebelikten itibaren 1000 gün çok çok önemli. Çünkü hani çocuk deyimle ana rahmine düştüğü andan itibaren doğuncaya kadar düşünün,
gramdan 3,5 kiloya çıkıyor. Evet, doğru. Ne kadar hızlı büyüyor değil mi? Çok hızlı, gerçekten de öyle. Dolayısıyla çocuğun en fazla büyüdüğü alan, hı-hı, geliştiği, değiştiği alan anne karnından 2 yaşına kadarki o 3 yıllık süreç. Hı-hı. Dolayısıyla aslında biraz geniş oldu ama çocuk sağlığı sadece çocuğun doğumuyla değil, doğumdan önce başlıyor aslında. Hmm, yani annenin hamilelik, evet, sürecinde de hem aslında o döneme hem, çok dikkat etmesi tabii gerekiyor ki, değil mi? Hem annenin hem babanın. Çünkü anne ile babanın genleri birleşiyor, hı-hı, ve çocuk dünyaya geliyor. Ve son yıllardaki, son 30 yılda genlerle ilgili çalışmalar çok hızlandı ve görüldü ki, hı-hı, çevresel etmenler genlerimizi tam değiştirmese epigenetik olarak zararlar verebiliyor. Bunları işaretleyebiliyorlar ve ileriki dönemlerde bu zararlar hastalık olarak ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla hem anne hem baba bizim zararlı gördüğümüz alışkanlıklardan, işte sigara, alkol, madde bağımlılığı uzak durmalı, radyasyondan uzak durmalı, elektromanyetik alanlardan uzak durmalı, pestisit dediğimiz tarım ilaçlarından uzak durmalı. Yani o 9 ay boyunca aslına bakarsanız, evet, hem yediğine içtiğine çok aynen, dikkat hem edecek. Çevreye. Hem çevreye hatta, çok dikkat edecek. Hatta hamile kalmadan önce anne vitaminlerini destekleyecek. Çünkü folit asit eksiği varsa çocukta, çocuk çeşitli problemlerle doğuyor. Hı hı. Öncesinde, 3 ay öncesinde mi hocam, yoksa 6 ay öncesinde onu, mi bu folik asit, evet, alımına asit başlanıyor değil mi? Başlanması gerekiyor, evet. Omuriliğin yani, gelişmesi için, evet, miydi hocam? Evet, evet, aynen, omuriliğin gelişmesi. Hani eğer o eksik olursa omurilik anomalileriyle doğuyor çocuk. Çeşitli değişik boyutlarda sorunlarla doğabiliyor. Ama tabii ülkemizde halk sağlığı gerçekten çok iyi gelişmiş durumda. Özellikle son yıllarda. Son dönemlerde, son dönemlerde, evet. Çok büyük bir çaba var. Bununla ilgili de koruyucu hekimlik çok iyi. Hani pek çok ASM'deki arkadaşlarımız önünde çok yük var ama, evet, ellerinden geleni yapıyorlar ve gayet de çalışıyorlar. Çok güzel toparlıyorlar. Hem çocukları hem anneleri, gebeleri. Doğumdan önce folik asit başlanıyor zaten. Hani planlanan bir gebelikse eğer. Ve demir başlanıyor. Aa, demir de önemli. Tabii demir de başlanıyor. Eğer yapılması gerekiyor. Ya da zaten evlenmeden önce testler yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Hani gen, bazı kan hastalıkları ile ilgili anne ve babada problem var mı diye. Zaten evlenmelerine engel değil bu. Sadece tedbir alıp erken müdahale. Aslında yaptığımız her şeyin anlamı erken müdahale. Erken müdahale. Çünkü neden? O 1000 gün çok hızlı geçiyor. Çok hızlı büyüyor çocuk. Nerede eksiği görüp de müdahale ederseniz daha sonra da ortaya çıkacak problem daha az oluyor. Yani aslında çocuk sağlığı ilk sizin de söylediğiniz gibi hamilelik sürecinden itibaren, evet, başlıyor. Ve 18 yaşına kadar o dönemi, evet, çok iyi değerlendirmek, kesinlikle, gerekiyor anladığım kadarıyla. Aynen. Çünkü bu ilerideki yaşam kalitesini etkiliyor dediniz. Çok doğru, doğru mu hocam? Doğru, evet. İlerideki yaşam kalitesi, böyle yapılan araştırmalar var. Hani tam olarak istatistik veremeyeceğim ama bu şekilde sağlıklı büyüyen çocukların hem akademik başarıları hani çok etkiliyor. Bizler de, evet, görüyoruz zaten, evet, akademik başarıları, kazançları, hayata bakış açıları, sosyalleşme durumları hepsini etkiliyor. Sağlıklı olma durumları ister istemez etkiliyor. Peki hocam, sağlıklı çocuk deyince bizim ne anlamamız gerekiyor? Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında sağlıkla ilgili güzel bir tanımı var hepimizin de kullandığı. Bedensel, ruhsal, bir çocuğun bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali, sağlıklı. Çocuk hem doğduğu andan itibaren hem fiziksel olarak değişimler oluyor çocukta. Hem duygusal, hem sosyal, etrafla etkileşime giriyor. İlk önce sadece gülümsüyor, gülümsemeyi de bilmiyor. Sadece iki duygusu var. İşte karnı tok olunca, sıcak bir ortamdaysa, altı temizse sadece hoşnutluk ifadesi var. Bunlar yoksa hoşnutsuzluk var. Sadece iki duygusu var. Evet. Sonra yavaş yavaş üçüncü aydan itibaren duyguları gelişiyor, değişiyor. Hani çocuğun hani sadece fiziksel değişimleri değil, duygusal anlamda da gelişiyor. Aynı şekilde sosyallik de yavaş yavaş gelişiyor 18 yani yaşına kadar. Yani ikisi bir bütün aslında. Biz evet, kesinlikle. Bebeklerin bazı şeyleri anlamadığını düşünüyoruz ama siz diyorsunuz hiç ki değil, zaten hamilelik sürecinden itibaren başlıyor. Özellikle, evet, ruhsal doyum noktasında iyi bir duygusal eğitim vermek istiyorsak çocuğa hamilelik sürecinden itibaren başlamamız gerekiyor ki bu 3 aylıkken, evet, bile annenin babanın o bence dokunmalarını, onu sevmesini, şefkatini hepsini ilk, şey yapıyor duyuyor değil mi? Hissediyor. Tabii hissediyor. Hatta
bizim ülkemizde de başladı. İyi anne baba uygulamaları var hamile annelere ve hamile annelerin eşlerine. Hı hı. Bu dönemde çocuklarıyla konuşmayı, çocukların aslında neleri hissedebileceğini, hı hı, ve sağlıklı bağlanma nasıl sağlanabilecek, hı hı, bunlar öğretiliyor yani hamilelikten itibaren. Çünkü anne bebek bağlanması tam olduğunda o çocuğun beslenme, hı, sorunu da olmaz, uyku sorunu da daha az olur diye başlıyoruz. Başlayın yani. Evet. Peki yeni doğan bebeklerde en çok annelerin yaptığı hatalar nedir hocam? Yeni doğan bebekler bir kere şöyle hani günümüzün anneleri aslında, hı, çok şöyle şanssız bence. Bizden önceki nesillerde hani doğal kabul ediliyormuş her şey. Hı. Bebek bakımı da doğal, doğum da doğal. Hı. Dolayısıyla özel bir ihtimam yoktu. Hı hı. Şimdi sosyal medyanın çok fazla gelişmesiyle, bilgilerin çok fazla dolaşmasıyla birlikte şimdi annelerde bir yetersizlik duygusu ve mükemmel olma duygusu var aslında. Benim gözlemlediğim hani yeni nesil, evet, annelerde ben mükemmel olmalıyım. Hani bebeğime mükemmel bakmalıyım. Aslında bunları konuşuyoruz ama ben bir yandan da annelerin anksiyeteye girmesini de istemiyorum. Hani mükemmel olmalıyım diye kendi anksiyeteye girince bu çocuğuna yansıyor. Benim şu anda gördüğüm en büyük şey zaten lohusalık durumu, hani o hamilelik, evet, sürecinden çıkıp yeni doğum, o bebeği kabullenme, o lohusalık dönemi ister istemez annede bazı duygu değişiklikleri oluşturuyor. Hı hı. Bir de bu sizin söylediğiniz gibi sosyal medyanın ve çevrenin baskısıyla mükemmel anne olacağım etkisi, evet, çocuğa farklı olarak olumsuz, aşırı, da, olumsuz tabii, tabii. Etkilenebilir çocuk olumsuz orada. Olumsuz etkileniyor. Çevreden çok olumsuz etkileniyor. Özellikle emzirme konusunda. Hani en küçük bir rahatsızlıkta ya da bir sorunda, acaba benim gördüğüm hani en büyük sorunlar annelerde, hı hı, sütüm yetmiyor mu? Hani, hı, sütüm yetmiyor. Çünkü uyarılar alıyor etraftan. Evet. Aa bak senin sütün yetmiyor, sen buna mama başlamalısın. Oysa ki her çocuğun büyüme eğrisi farklı. Evet. Bunlar yine hani konuşacağız. Sağlıklı çocuk izlemlerimiz var. Her çocuğun genetik büyüme potansiyeli ayrı. Başka bebeklerle kıyas yapmadan, hı hı, sadece zaten emzirmek çok fizyolojik bir olay. Evet. Kesinlikle çok doğal, fizyolojik, hı hı, ve psikolojinle direkt alakalı. Hı hı. Sen karar verdiğinde, anne karar verdiğinde ben çocuğumu emzireceğim diye ve kendine biraz daha rahatlattığında o zaten olur ve çocuk emdiğinde. Hı hı. Hani mutlaka sütü olmaz diye bir sorun yok. O kadar nadir durumlarda oluyor ki bu. Evet, hani genelde doktorların bakış açısı ve söylediği hep budur. Ama nedense bazı anneler ısrarla benim sütüm gelmiyor, benim sütüm yok diye doktorların kapısını, hı-hı, aşındırırlar. Oysa ki siz diyorsunuz ki aslında her annenin evet, belki de beyin olarak buna hazır olması gerekiyor, evet, öyle değil mi? Evet. Ben bebeğimi, evet, emzireceğim güvenmesi gerekiyor zaman kendine, güvenmesi gerekiyor. Evet. Ve emdikçe de zaten bir süre sonra o süt kendiliğinden gelecektir. Aynen, aynen gelecektir ve süt miktarı azdır ama bir annenin, o da çok önemli. Hı hı. Belki yağ oranı yüksektir, daha az miktarda çocuk doyacaktır. Hı hı. Ya da şöyle mesela çocuk belki daha uzun süre emiyor. Sütün başı ve sonundaki süt kalitesi farklıdır. Hı hı. İlk başta farklıdır. Sonlara doğru yağ oranı artar, çocuk doyar. Hı hı. Sonuna kadar beklemezse tabii çocuk o doygunluğu hissetmeyebilir. Hı hı. Yani kendisi doyana kadar, bebeğin kendisi bırakana kadar, evet, biz müdahale etmeyeceğiz değil mi? Buradan tabii ama süreyi, ilk defa anne olanlara da hani evet, önemli. Süreyi çok artırmayacağız. Yani 10 dakikadır aslında 10 dakika. Bir şey, süre. Hı hı. Çok 30 dakikaya kadar çıkabilir ama, hı hı, çok da artırırsa bu sefer annenin sıkıntıları olabilir. Tahrişler olabilir. Hı hı. Acı hissedebilir, hı hı, hani o şekilde problem olabilir. Bunun yanı sıra annenin de tabii beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Hani daha çok sen emziriyorsun, iki kişilik yemen gerekiyor diye bir söz değil var. Böyle bir şey var mıdır hocam? Öyle doğru bir mudur? Şey yok. anne su yeterli miktarda sıvı diyeyim daha doğrusu. Hı hı. Yeterli miktarda sıvı aldığı sürece o anne normal beslendiğinde çocuğa, hı-hı, gerekli olan bütün mineral, vitaminler geçer. Hı-hı. Yani ekstra hele de karbonhidrat almasına hiç gerek yok. Hı-hı. Hani genel bizim halk arasında işte şekerli sular, evet, kompostolar, evet, hiç buna, evet, gerek yok. Hı-hı. Tam tersi bunlar hem sütü daha karbonhidratlı hale getiriyor. Hı-hı. Yediğimiz her şey zaten süte geçiyor. Kokusu da süte, evet, geçiyor. Hı-hı. Hem de annenin sürekli kilo almasına neden. Tabii annenin sürekli. O da psikolojisini de bence tabii, olumsuz etkiler. Hem sağlığını, aynen, hem psikolojisini, aha, etkiler. Dolayısıyla normal sıvı alımı süt içmeye çalışacak. Eğer alamıyorsa, süt içemiyorsa dışarıdan kalsiyum desteği. Hı hı. Onun dışında normal bizim hani kendi ülkemizin yeme düzeni gayet güzel. Hani Akdeniz diyeti
bir anneye gerekli olan her şeyi veriyor. Tamam. Peki hocam, bir de yeni doğan bebeklerde bilmiyorum ama oran doğru mu? Özellikle erkek çocuklar için çok gazlı olur. Neler yapmamız gerekiyor? Sütten geçiyor işte, bu konuyla alakalı sizin dediğiniz gibi çevredeki birçok insan müdahale etme durumunda kalıyor. O zaman neler yapmamız gerekiyor? Annenin nasıl bir önlem alması gerekiyor? Çünkü gaz için verilen bazı bildiğim kadar şuruplar ya da ilaçlar var. Bunları kullanmak doğru mudur? Hemen başvurmamız mı gerekiyor bu ilaçlara? Şöyle, hani çocuklardaki gaz problemi hala böyle incelenip duruyor. Çünkü gerçekten kesin net bir tedavisi yok ama bazı öneriler var. Bunlardan şimdi annenin yediği şeyler de tabii bazı gaz yapıcı ve annenin bağırsak sistemi de çocuğu çok etkiler. Hani onu zaten emziren anneler bilir. Kendisi rahatsızlık hissettiğinde çocuğu da rahatsızlık hocam, hisseder. Hocam genetik midir peki? Tabii onu diyeceğim. Bağırsak. Hani, hatta bazı ileride de bu tip çocuklar yine böyle bağırsak sıkıntıları yaşıyorlar. Hani o, eğer çocuk böyle bir sıkıntısı varsa ona destek olmak gerekiyor. Anladım. Hani panik olmadan destek olmak gerekiyor. Anne yediği içtiğine dikkat edecek. Böyle zamanlarda çocuğa kucağına alacak. Ona yanında olduğunu hissettirecek, güven verecek. Çünkü çocuklar sarılmaya, hani kucakta olmaya çok duyarlar. Sonra ritmik hareketler, karnına masajlar yapılabilir. İşte farklı elektrikli cihazlar, işte onlar da aslında belli ritimde hareket ettikleri için işte elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi, bazı çocuklar arabada uyurlar. Sıcak tuttukları zaman hemen susuyorlar. Hani o tip önlemler girilebilir. Yine ilaç çok şiddetliyse ve çocuğu rahatsız ediyorsa tabii ki ilaç desteği alabilir. Ama onun dışında hani bazı alternatif tedavi yöntemleri oluyor. Onların aslında adı ilaç olmasa da içlerinde ne olduğunu bilmiyoruz yani. Ve de çocuğa ne tür zararlar vereceği. Sonuçta onlar da bir ilacın ham maddi. Evet. Ham maddesi. Yani çok sıkışmadığımız müddetçe o damlalara ya da ilaçlara çok meyletmemek daha doğru olacak diyorsunuz. Ama tabii anne çok daralırsa, çocuk çok ağlarsa verilebilir. Zaten etki etip etmediğinde anne gözlemler, hani şöyle şak diye kesen ne yazık ki bir ilaç yok çocuklarda. Bunda biraz sabır gerekiyor. Hani çocukta çok destek olmak gerekiyor, sabır gerekiyor, onun yanında olmak gerekiyor. Peki hocam, 6 aya kadar bebeklerin uyku düzeni nasıl olmalıdır? Anne onu nasıl ayarlaması gerekiyor? Yani çünkü çocuklar hani mesela ilk bebeklik döneminde 2 saatte bir emerler. Bunun dışında devamlı uyurlar aslında. Hani uyumalarını bekleriz, kitaplar öyle yazar. Evet. Ama görüyoruz bazı çocuklar o şekilde değil. Aynı şekilde hani bu bağırsak problemlerinde olduğu gibi, söylediğim gibi, uyku düzeni de aslında çocukların mizacıyla da alakalı. Bebekliğinde uyku problemi olan çocuklar ileriki dönemlerde de uyku problemleri yaşayabiliyorlar. Hani çocuklar hani ilk bir ay yeni doğan dönemi zaten devamlı uyurlar. Hani uyumaları gerekiyor aslında. Uzun bir yoldan geldiler. Evet, tabii. Derdi büyüklerimiz. 9 aylık bir yoldan geldi. İlk bir ay sürekli uyurlar denirdi. Gerçekten de doğru bu anlamda. Evet. Yani 18 saate kadar böyle 13-14 saat gayet güzel uyurlar. Sonra yavaş yavaş bu süre azalır. Sosyalleştikçe, hani o duyguları tattıkça, etrafla ilgileri arttıkça bu düzen yavaş yavaş azalır. 9 aydan sonra da artık hani günde bir ya da iki kez gündüz uykusu, onun dışında gece uykusu olarak devam etmesi gerekiyor. Harika. Hocam peki bebeklerle ilgili son sorumu sormak istiyorum. Katı yiyeceklere, artık bizim gibi beslenmeye ne zaman başlamaları gerekiyor annelerimizin? 6. ayda başlanmaları gerekiyor. Çünkü ilk 6 ay anne sütü, su dahil onlar için ideal bir besin. Hem kolay ulaşılabiliyor, hem sağlıklı, hem steril, hem de içinde her tür vitamin var, çocuğu koruyucu maddeler var, her tür madde var, makro besinler var, mikro besinler var. 6. aydan sonra ama bu anne sütü yetmiyor çocuğa. Çünkü artık büyümeye başlıyor. Bir de çocuğun alışması gerekiyor. Katı besinlere alışması gerekiyor. Daha geç başlanırsa bu sefer çocuklar katı besinleri reddederler. 6. ayda başlanabilir. İşte meyve püreleri, suyu değil de püresi, yoğurt, yumurta sarısı az miktarda, 1/4 oranında başlanabilir. Zaten patates, havuç her dönem var. Bunlardan yapılmış sebze çorbaları verilebilir. Az miktarda çocuklara başlanır ve bıkmadan tekrarlanır.
bir süre sonra çocuk alışır zaten. Alışır zaten. Evet. Harikasınız hocam. Şimdi bu beslenmeyle alakalı arkadaşlarımız güzel bir bant hazırlamışlar. Dilerseniz birlikte izleyelim tamam. Onu olur mu? Evet değerli izleyenler, çocuklarımızın sağlığından bahsediyoruz ya. Peki en önemli, günün en önemli öğünü hangisidir biliyor musunuz? Elbette ki kahvaltı. Okul çocuklarında yapılan araştırmalar çocukların büyük çoğunluğunun kahvaltı etmeden okula gittiklerini göstermektedir. Çocuk zamanını dinlenme, oyun oynama ve çalışma faaliyetlerinde uygun şekilde ayarlama alışkanlığını kazanamadığında sabahları zamanında kalkıp kahvaltı edememekte, ailenin özellikle annenin kahvaltı etme alışkanlığı olmadığında çocuk da bu alışkanlığı kazanamamaktadır. Yeni bir günün başlangıcında bütün gece aç kalan vücudun çalışma gücüne alışması için sabah kahvaltısının önemi büyüktür. Uzun süren bir açlık sonucu kahvaltı edilmediğinde kişi kendini güçsüz hisseder. Yeterli enerji oluşmadığı için zihinsel faaliyetlerinde özellikle dikkat, çalışma ve öğrenme yeteneği azalır. Okulda ve işte başarı düşer. Evet değerli izleyenler, çocuk sağlığı konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor hocamız. Bugün çok kıymetli bir doktorumuz var. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Nihal Durmaz Hanımefendi bizlerle birlikte. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız, önerileriniz varsa WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bebeklik dönemini geçtik hocam. Yavaş yavaş artık böyle 3-6 yaş dönemine gelmek istiyorum. O dönemde de artık çocuklar hani biraz daha yemeğe eğilimleri başlıyor ya. Biz de anneler olarak sürekli çocuklarımızın yemesini istiyoruz. Hı hı. Şöyle bir algı da var Türklerde. Şişman çocuk, gürbüz çocuk sağlıklı olur. Doğru mudur hocam bu? Değil tabii ki. Yani anneler yine biraz önce bebeklerde konuştuğumuz gibi kıyaslama çok yapıyor başka çocuklarla. Hı hı. Aslında tam tersi, gürbüz çocuk çok sağlıklı değil. Hı hı. Şu an dünya obeziteyle uğraşıyor. Hı hı. Hani malnutrisyondan obeziteye doğru kaydı eğilimler. Evet. Her çocuğun yeme tarzı farklı. Bir de çocukların hani o anki durumları hangi boya ulaşacaklarını göstermiyor. Hı-hı. Daha adolesan var, hormonlar var, evet. Genetik var, anne babanın genetiği. Hı-hı. Çocuklar sağlıklı beslenip büyüdüklerinde, kronik bir hastalıkları olmadığında anne babanın genetiğini mutlaka yakalıyorlar. Hı-hı. Hani anne baba nasılsa hani ya da anne baba bu konuda daha işte kısa boylu, daha zayıfsa hani bir çocuktan da bunun daha fazlasını beklememek gerekiyor, onları zorlamamak gerekiyor. Yani sadece yeme faktörü hocam, beslenme genetiği aşamıyor mu? Yani anne baba neyse, çocuk neredeyse. Yok, aşabiliyor. Boy olarak ya da kilo olarak odur diyebiliyor muyuz? Hayır, şöyle. Hı. Mesela 100 yılın eğilimi diye bir şey var. Aha. Düşünün bizlerin çocukluğundaki çocuklarla ya da hani şimdiki çocuklar aynı değil. Daha uzun boylular. Evet, evet. Son işte 100 yıl, buna 100 yılın eğilimi deniyor. Hı. Çünkü sosyoekonomik durum arttıkça sağlığa ulaşma kolaylaştı. Hı. Hani kırsal alanlardaki insanlar, herkes sağlığa ulaşabiliyor. Herkes aşılanabiliyor. Beslenme sorunu yok hani genel anlamda. Dolayısıyla çocuklar daha uzun boylu oluyor artık eskiye göre. Hı. Hani güzel. Evet, 100 yılın eğilimi var. O geçebiliyor. Bir haber. Kesinlikle geçebiliyor. Ama şöyle hani çocuğun az önce de konuştuk ya, sağlıklı olması hem bedensel hem ruhsal hem sosyal olarak sağlıklı olması. Hepsi bir bütün aslında. Hepsi bir bütün. Orada çocuğu çok fazla yedirmeye çalışırken belki de sosyal alanda arkadaşlarının yanında rahatsız oluyor. Hmm. Çocuk anksiyeteye giriyor ve bunu bir anneyle savaşa dönüştürüyor. Evet. Ya da ebeveynle, bakım vereniyle. Hmm. Savaşa dönüştürüyor ve buna tavır koyuyor. Ödüller araya giriyor, sertleşmeler oluyor, azarlar oluyor. Çocuk bunu farklı kodluyor ve ileride belki obeziteye yol açıyor. Hı hı. Hani mutlu olunca o da yemeye başlıyor. Çünkü ödül olarak ona yemek verilmiş. Evet. Ya da baskı yapılmış. Hı hı. Bunun karşılığında ters tepiyor çocukta. Yeme bozukluklarına yol açabiliyor. Maalesef. O yüzden rahat bırakmak gerekiyor. Çocuğun dengesi var. Bir çocuk günlük ne kadar kalori almak istiyorsa o kadar alır. Siz ona biraz yağlı besin verdiğiniz zaman o diğer besinleri düşürür ama o gerekli kaloriyi mutlaka alır 3-6 yaşta. Hı. Hani bazen şey derler ya, bizim çocuk yemek yemiyor, havayla suyla besleniyor diye. Ivır zıvıra daha yatkın oluyor mesela. Sürekli anneler
babalar da çok üzülüyorlar. Bu nasıl gelişecek? İşte sağlıksız bir çocuk olarak devam edecek hayatına bir yetişkin olarak diye. Bu anlamda ruhsal olarak burada bir problem olduğu için mi bazı yemekleri reddediyor hocam? O konuyla ilgili bir bilginiz var mı? O şöyle, neofobi deniyor buna, yiyecek reddetme deniyor. Hatta bazen bebeklik döneminde bile olabiliyor. Hani bebeklik anoreksiyası bile olabiliyor. Çocuklar, hani bazı çocuklar belli besinleri reddediyor. Bunların bazen kökeninde alerji çıkıyor. Öyle mi? Tabii, mesela çölyaklı, bazen onlara da biz bakarız acaba çölyak mı diye. Hani bir bakıyorsunuz çocuk aslında organik bir sebebi var hani. Ama çocuk onu reddediyor. Bazı çocuklarda hani devam eden hani bütün katı besinler geç başlandığı için reddedebiliyor. Ama şöyle, bunu çok büyütmeden hani tabii destek alınabilir. Öncelikle bir çocuk hekimine gidip bu çocuğun büyümesi gelişmesi yerinde mi? Ona bakılır. Organik bir sebep yoksa da endişe edecek bir şey yok. Biraz sabır. Çocuk aile ortamında öğreniyor her şeyi. Beslenmeyi de orada öğreniyor. Bir de şey de vardır ya, mesela baba eğer bir şeyi sevmiyorsa, birkaç tane yemediği yani, ya da annenin yemediği besin varsa bakıyoruz çocukta da o bir şekilde sirayet etmiş oluyor. Gördüğü için belki tadına hiç bakmamış olsa bile, değil mi? Haksız mıyım hocam? Kesinlikle. Hani az önce size söylediniz, en önemlisi kahvaltı. Hiç kahvaltı yapmayan aileler var. Ya da böyle ara öğünlerle beslenen, tam öğün yapmayan aileler var. Ya da işte çekirdek aileye döndü, zamanları yok, anne baba çalışıyor, daha pratik besleniyor. Onlar ister istemez çocuğu o alana doğru itiyor. Hani çocuk aslında bizim beslenme düzenimizi alıyor. Biz neysek çocuklarımız da o aslında. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam, çocuklarımızın gelişimini nasıl takip etmemiz gerekiyor? Az önce siz de söylediniz, aslında aile sağlığı konusunda gerçekten son dönemlerde büyük bir gelişmişlik gösteriyoruz. Hem aşı, o aşılamayı da az sonra tekrar ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyorum ama eğer bir anne ilk defa yine anne olduysa bu dönemi nasıl takip edecek, boyunu, kilosunu, sağlığını? Bebekler zaten doğduğu zaman hastanelerde ilk önce başlıyor, taramalar başlıyor. Hastanede 48 saat olunca tarama programları var. Bu programlar her çocuklarda herhangi bir eksiklik olduğunda kronik hastalığa yol açabilecek hastalıkları önceden tanımak için. Yine az önce konuştuğumuz gibi ilk bir ayda tanınmak isteniyor ki çok deformasyona yol açmasın diye. İşte bu taramalarda konjenital hipotiroidi bakılıyor, fenilketonürü bakılıyor, kistik fibrozis bakılıyor ve biyotinitaz bakılıyor. Çocuk bir kere taburcu olurken bu taramaları yaptırıyor. Zaten ilk muayenesini hastanede oluyor, taburcu olurken de mutlaka muayene oluyor. Hem özelde hem devlette bu bir rutindir. Sağlık tarama programı rutini var, bütün her yer aynı şeyi uygulamak zorunda. Sonra çocuk bir haftalıkken tekrar değerlendiriliyor. Bir de bu arada işitme taraması yaptırıyoruz tabii biz. Çocuk hastaneden taburcu olmadan. Çünkü hani işitme kaybı da önceden yakalanırsa ilk 3 yaşta çocuğun bilişsel, duygusal durumu değişmeden, zekasında vesaire, sosyal hayatında bir problem olmadan dönüşüm olabiliyor. Tedavi için erken tabii teşhis çok önemli. Hepsinde çok önemli. Aynen. İşitme konusunda çocukta daha önemli. Çünkü dedik ya, çok hızlı büyüyorlar. Evet, evet. Çok hızlı değişip gelişiyorlar. Birinci haftasında yine kontrole götüreceğiz çocuğumuzu. Sarılık vesaire varsa zaten önceden götüreceğiz, beklemeyeceğiz. İlk bir ay aslında haftada bir kontrol önemli. İlk bir ay. Daha sonraki süreçte 6. ayına kadar her ay kontrollere götüreceğiz. Bu kontrollerde ne yapılıyor? İşte gözlemsel tarama yapılıyor. İşte çocuğun belirgin bir problemi var mı, görme var mı? İşte aileye işitme soruluyor. Ailesinde işitme kaybı olan kimse var mı? Anne karnında bir enfeksiyon geçirdi mi anne? Hani bunlar sorgulanıp riskler değerlendiriliyor. Çocuğun nelerle karşılaşabileceğini değerlendiriyoruz. Gözlemsel olarak bakıyoruz, tetkikleri yapıyoruz. Arkasından da birinci aydan sonra da işte boyuna, kilosuna, baş çevresine bakılıyor. Zaten bütün anneler bilir hani, hem devlet hastanelerinde hem özellerde hem ASM'lerde bunlara bakılıyor. Bunlarla ilgili bir büyüme eğrileri oluşuyor çocuklarla ilgili. Zaten burada da annelerin hani büyümesinde bir sıkıntı olup olmadığı, bu büyüme eğrilerinin bütününe bakılarak değerlendiriliyor. O yüzden bir endişe duymalarına gerek yok. Hani çocuk, işte persentillerimiz var bizim, işte Türk çocuklarının normal istatistik olarak hazırlanmış işte. %50'si bu boyda, %25'i bu boyda diye.
Biz onlara işliyoruz çocukların boyunu, baş çevresini, kilosunu. Düzenli bir şekilde ilerliyorsa paralel olarak bir sıkıntı yok. Harika. Büyüme geriliğini de konuşmak istiyorum ama ona geçmeden önce hocam az önce sarılıktan bahsettiniz ya, belki bu konuyla ilgili muzdarip olanlar da vardır. Her doğan bebek sarılık olur mu? Az önce onu atladık. Sarılık olur çünkü şöyle, çocukların kan kütlesi biraz daha fazla. Bu kanı dönüştüren, hani vücuttan atan sistem karaciğerdeki enzimlerde gelişmemiş. Çocuklarda sarılık oluyor ama bazısı belirli oluyor, hani bazısı belirli olmuyor. Dolayısıyla bazı çocuklarda da kan uyuşmazlıkları oluyor. Onlarda daha çok oluyor. Kan uyuşmazlığı olanlarda sarılık oranı daha mı yüksek? Daha yüksek olur? Tabii, evet, daha yüksek oluyor. Bunlarda da yani yine gerçekten son yıllardaki gelişmelere göre, hani eskiden benim ilk ihtisasa başladığım zaman biz neredeyse her gece exchange yapardık. Yani kan değiştirirdik. O kadar sıkıntılıydı. Yani. Evet. Hem çoktu hem şimdiki gibi fototerapiler yoktu, tedaviler yoktu. Ama şimdi ona hiç giden yok yani. Herkes normal tedavisini oluyor. Eğer uzamış sarılık varsa, bir aydan sonra daha fazla uzamış devam ediyorsa da bu sefer tetkikler yapılıyor. Yani 15 günden sonra devam ediyorsa tetkikler yapılıyor yavaş yavaş. Hani başka bir problemi var mı çocuğun diye, ama sarılık, hani normal yeni doğan sarılığı diyoruz zaten, fizyolojik bir olay. Çok endişelenecek bir durum yok, yok o zaman. Yok, evet. Takipli olan hiçbir sarılık endişelenecek durum yok. Takipli olacak ama, doktor kontrolünde olacak, doktor görecek. Sen git 3 gün sonra gel, 5 gün sonra geldiğince bundan hani korkacak bir durum yok. Ama kendi kendimize evde, acaba ne olur, geçer mi geçmez mi diye beklemeyeceğiz yani. Öyle bir şey yapmayacağız. Yok, öyle bir şey yapmayacağız. Tamam o zaman. Peki büyüme geriliğine gelelim. Tekrar az önce söylediniz, ana sağlıklarda da var zaten. Hani rutin kontroller yapıyor Türk çocukların dediniz ya, belli bir büyüme şeyi var. Baktık ki bizim çocuğumuz biraz böyle geriden geriden geliyor. O zaman hangi durumlarda endişe etmemiz gerekiyor? Gerçek anlamda büyüme geriliği nedir? Şöyle... hani biz o persentillere göre %3 persentilin altındaysa büyüme geriliği var diyoruz. Hani oralara bakıyoruz. İşte 1'den 100'e kadar. Hani 3'ün altındaysa büyüme geriliği var diyoruz. Ama büyüme geriliği annelere sorunca çoğunlukla zaten büyüme geriliği var. Doğru. takip ediyoruz. Diğerlerine bakıyoruz. Büyüme geriliği yapan pek çok faktör var çocuklarda. Buna en önemlisi beslenme. Yani böyle bir çocuk geldiğinde neler yapıyoruz? Beslenmesi problemi var mı? Malnütrisyonu var mı? Bu çocuğun beslenme problemine yol açacak bir hastalığı var, malnütrisyonu varsa da acaba hani alım azlığından mı, hani yeterli gıdalar verilmiyor mu çocuğa, yoksa bu çocuk hani bu besinleri değerlendiremiyor mu, bağırsaklarında bir problem var, hani başka bir sıkıntı var, onlar değerlendiriliyor. Tabii büyümeyi en büyük etkileyen şey hormonlar. Daha önce bahsettim, o taramalarda mesela hipotiroidi olan çocuklarda büyüme geriliği oluyor. Onu yakalamak için onun taraması yapılıyor. Toplumda hani insidansı yüksek ve dönüşümü kolay olanların taramaları yapılıyor. Ama büyüme hormonu eksikliği olabilir. Onları zaten ileri tetkiklerde ortaya çıkar. Yani ilk önce bir büyüme geriliği var diyecek hekim. Büyüme geriliği var denince de bir çocuk endokrinoloğuna başvurup sebepleri orada araştırılacak. Evet. Yine o şekilde de hormon eksiklikleri de dediğimiz gibi hani eskisi gibi değil. Hormonlar yerine konuyor. Tedavi yapılıyor. Ya da böyle çocuklarda büyüme duraklaması oluyor belli dönemlerde. O zamanlarda ona çocuk hekimleri karar veriyor. Bakıyorlar, tetiklerinde bir problem yok. Bekleyelim deniyor. O şekilde. Yani çocukların her ne olursa olsun anne baba olarak rutin kontrollerini yaptırıp bu büyüme periyotlarına da çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Hani 3 yaştan sonra her yıl bir kere doktora götürmek lazım. Hani hiçbir problemi olmasa bile. Sağlıklı sağlam, bir çocuğumuz sağlam çocuk olduğunu izlemine, düşünsek bile. Evet, kesinlikle. Değil mi? Belki de farkında olmadığımız başka rahatsızlıkları çıkabilir. Olabilir. Ya da size kişilik bu, çocuk, benim çocuğum huysuz diyebilirsin ama çocukta başka bir problem ortaya vardır. Belki siz farkında değilsinizdir. Hani dikkat eksikliği açısından, otizm açısından, yani her açıdan aslında sağlığı açısından çocukları yılda bir 18 yaşına kadar ergenliğin farklı problemleri var. Mutlaka götürmek lazım. Tamam hocam, harikasınız. Şimdi aşılamaya geçmek istiyorum ama onun öncesinde bir bakalım, bugün Seher hocamız bize güzel bir bluz yapıyordu. Öncelikle bir kesti, biçti. Bakalım şimdi hangi aşamada, değerli izleyenlerimiz, Seher hocanın yanına gidiyoruz.
Evet, ben şeye geçmeden önce siz daha kesiyordunuz. Evet. Bitirdiniz neredeyse. Bakıyorum neler yaptınız hocam. Zaten pratik sanki durumda. O yüzden evet. Hani çok çabuk ilerliyor. Sadece birkaç tekniği var. O püf noktalar bizim için önemli. Gösterelim hemen. Bluzumuzu ön ve arkayı kestikten sonra yüz yüze getirip kolumuzun üst kısmını, bakın bu kısımları ve şu japone olan yeri dikiyoruz. Hı hı. Makinede birer santim dikiş payımız vardı. Birer santimden dikip overlock'unuz varsa overlock çekiyorsunuz, temizliyorsunuz kenarları atmasın diye. Yoksa ev tipi makineniz varsa zikzak yaparak bırakabiliyorsunuz. Hı hı. Bunu bu şekilde hazırladıktan sonra mankenimizde göstermiştim ben size. Şuraya değil mi? Bu arkada yapmacımız var ve yakamız var. Buralarda biye kullanıldığı için şimdi ben biye çalışması nasıl yapılacak onu göstereceğim. Tamam. Hemen kenara alıyorum çalışmamı. Şimdi biyeyi kesebilmemiz için verevden parça kesmemiz lazım. Verevden parça ne? Öncelikle onu açıklayayım. Kumaşımızın düz boyuyla enini çaprazdan kesen kısım, yani 45 derecelik açıyla olan yer diyelim. Bakın yönyemi düz boy ipliğine koydum. Bir tarafını da en boy ipliğine koydum. 45 derecelik bir gönye ve burası benim verevim oluyor. Verev nedir? Verev kumaşın en çok esneyen yeridir. Hmm. Şimdi biz o kavisli yerler olduğu için orayı ben bu düzden kesseydim oraya şekil aldıramazdım. Hmm. Ama bu şekil alabilecek bir evet. yer. Bakın esniyor. Esnediği için. Bunu parçalarımızı nasıl hazırlayacağız? Ben 36 milimlik çalıştım. Bunun bitmişi kaç santim olacak? 9 milim olacak. Hı hı. Yani bu şekilde aparatlarımız var. İşte 25 milim, 18 milim, 12 milim ve 6 milim. Bunlar bir aparatı. Parçamızı verevden kesiyoruz. Ben 36 milimlik tercih ettim. Yani 18'liği tercih ettim. 18'in iki katı. 25 milimlik istiyorsak onun iki katı. Yani 50 milim keseceğiz. O yüzden ben 36 milim kestim. O da 3.6 milim. Hı hı. Biraz matematik hesabı evet. oluyor. Kesmiş olduğum parçayı aparatıma nasıl takacağım onu göstereyim hemen. Bakın hemen tercih ettim. Parça buydu. Bir tane iğne alıyorum. İçinden geçirdim. Bakın buradan şu anda parçam çıktı. Bunu ütü masasında yapıyoruz. Hı hı. Bu ütü masasına bu kısımları iğneliyoruz. Evet. Ve bunu çekerken ütüyü de basıyoruz ve biyemiz oluşmuş oluyor. Ne kadar pratik bir yöntem. Evet, öncesinde biz bunları kesiyorduk. İşte 4 santim bitmişi 1 santim olacaksa 4 katını alıyorduk. 4 santimi 2'ye katlıyorduk. Bir de onları birer santim içlere katlıyorduk. Tekrar. Oluyordu. Evet. Yani bu gerçekten çok büyük bir kolaylık. Hani izleyicilerimiz de rahatlıkla alıp kullanabilirler. Böyle set halinde de satılıyor. Tekli de satılıyor. Hani en çok kullandıkları ölçüyü de alabilirler. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra biyeler bu şekilde hazırlanmış oluyor. Bakın ben bunu bu şekilde taktığımda bitmişi bu incelikte olacak. Hı hı. Gelelim nasıl çalışacağız. Hemen yakamızı alıyorum. Şimdi ben burayı 9 santim kesmiştim. Hı hı. 9 santim kestikten sonrasında biye parçamı elime alıyorum. Bunu iki türlü çalışabiliriz. Düz yüzünden dikip tersine de çevirebiliriz. Hı hı. Ters yüzünden dikip düz yüzüne de çevirebiliriz. Hı. Ben ters yüzünden dikip düz yüzüne çevirmeyi göstereceğim. Öbüründen de bahsederim. Hemen alıyorum kumaşımın tersini çevirdim. Oluşturduğum biyemin bir katını açıyorum. Ve bu kısımla sıfıra sıfır iğneliyorum. Bakın bu şekilde. Ütü katımız var zaten burada. Biz o ütü katından dikeceğiz. Pratiklik zaten orada. Bakın. Burayı bu şekilde açıyoruz. Dümdüz olacak. Herkesin kafasındaki o köşe nasıl olacak? Köşesi çok az tutacak zaten. Hani o köşede genelde birçok kişi derin almaya çalışıyor. Orada böyle pile kırığı oluşuyor. Onu tam zaten uç kısmından tutuyor olacak. Evet. Hemen bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra burayı makinede dikiyoruz. Bu kısmı bu şekilde yaptıktan sonra düz bir makine geçiyoruz. Makinede zaman kaybımız olmasın diye ben küçük bir parça hazırladım her zamanki gibi. Burayı makinede geçtikten sonra bakın şu parçada bu halde olmuş oluyor ve burayı döndürüyoruz. Dönderdikten sonra burayı 1 milimden makine çekeceğiz. Bu şekilde. Evet. 1 milimden makine çekilmiş hali de böyle olacak.
Biz terse yerleştirdik, düz yüzünü çevirdik. Bir milimden makine çektik. Hı hı. Ben tabii ki burası dümdüzdü. Köşeyi de katlayıp bu şekilde bir dikiş attım. Hı hı. O yüzden bu kumaşımız vual kumaş olduğu için böyle üst üste kapanır gibi oldu. Hı hı. Ama şifonda bakın böyle bir görüntü oluşabilir. Hı hı. Çünkü şifon çok ince ve dökümlü olduğu için buraya ister dikiş atarsınız ister atmazsınız zaten oranın şeklini alıyor. Hı. Böyle de bırakabilirsiniz. Bu şekilde damla şeklinde de açık kalabilir. Bunu da bu şekilde çalıştım mesela. Bakın köşeye dikiş attım. Evet. Burayı katlayarak zaten yakabiyesini geçireceğim. Hı-hı. Birbirinin üstüne geçiyormuş gibi olacak. Gelelim bunu hazırladıktan sonra yırtmacımızı yakabiyemize takacağız. Tamam. Yakabiyemizi de yine tersinden yerleştiriyoruz bu şekilde. Biyeleri yerleştirirken biraz esnetiyoruz. Eğer ki biyeyi olduğu gibi yerleştirirsek böyle esnetmeden orada bir volan oluşur. Hı hı. O volanı önlemek için hafif gerdirerek çünkü bu esnek bir parça. Hı hı. Onu yakada hani esnediyse toplasın diye hafif burayı gerdirerek iğneliyoruz. Bakın. Evet. Bunu tersten yüze doğru yaptım ama hı hı. mesela şifon parçayı düz yüzünden yerleştirdim, terse çevirdim, hı hı. spor dikiş yapmadım. Hani abiye kıyafetlerde spor dikiş güzel durmayacağı için hı hı. Tersten onu el baskısıyla bastırdım. Onu da birazdan çıkartırım mankenden, tamam, daha yakından gösteririm. Bundan sonraki aşamada sadece... dikiş aşaması kaldı değil mi? Bundan sonraki aşamada büzgümüz kaldı. Büzgümüzden bahsedeceğim. Tamam. Bu yaka kısmını da yine tersten yüze çevirerekten bir milimden dikiyoruz. Hı hı. Ve yakamızı da bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız yine siz çalışırken görüntüleyecekler size. Evet değerli izleyenler, çocuklarımızı konuşuyoruz. Çocuk sağlığında dikkat etmemiz gereken noktaları konuşuyoruz. Eğer bu konuyla ilgili sizlerin de düşünceleriniz, önerileriniz varsa WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, yine kitap tanıtımımla devam ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap ve eğer yeni anne olduysanız ve çocuğunuzu yetiştirirken dikkat etmemiz gereken hususları, unuttuğunuz hususları bakmak istiyorsanız bu güzel kitaptan yararlanabilirsiniz. Çocuğumu yetiştirirken adlı bu güzel kitap evlerinizde görmek istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı da etiketleyerek bu güzel kitabı kütüphanelerinizde görebilirsiniz. Programımızın yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. O yüzden lütfen katılımlarınızı bekliyoruz. Biraz daha hızlı olun bence. Evet hocam, şimdi çocuk sağlığı konuşuyorsak mutlaka aşıdan da bahsetmemiz gerekiyor değil mi? Aşıların evet. büyük bir önemi var ve Türkiye bu konuda da çocuk sağlığı konusunda ve aşı konusunda da bence gelinebilecek en üst noktada diye düşünüyorum. Evet. Haksız mıyım? Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Şu an 13 tane aşı yapılıyor ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz yapılıyor değil mi? Evet. Aşılama çok önemli. Hani... Yine ben mesleğin ilk başlarında bir 25 yıl önce biz her gece nöbette bir menenjit gelirdi. Zatüre çocuklar için çok olağan bir şeydi ama şimdi yeni çocuk hekimleri menenjit hiç görmüyor aslında. Ne güzel. Evet ve hani yine bizim istatistiklerimize göre de 20 yıl önce 25 yıl önce en fazla ilk 5 yaş ölüm nedenleri arasında zatür üst sol az solunum yolu enfeksiyonları vardı hı hı. zatüre. Hı hı. Ama şu anda sadece hani prematürelik ve konjenital hastalıklar ilk sırada. Bunların en büyük sebebi aşıların bu kadar aktif olarak kullanılması. Kızamık, kaba kulak, kızamıkçık bu enfeksiyonları artık hiç görmüyoruz. Hı hı. Ama aşı o kadar önemli ki bizler aşılamamızı rutin yaptığımız halde evet. bir 2-3 yıl önce sanırım hı hı. Avrupa'da aşılama konusunda aksaklıklar yaşandı. Hı hı. Kızamık salgını görüldü ve bize de yansıdı. Hı. Aşı çok önemli. Şunu da vurgulamak istiyorum. Bu COVID-19'la ve aşılarla birlikte bir genel bir aşı kararsızlığı da ortaya çıktı. Aslında hani geldiğimiz nokta gerçekten çok iyi ve geriye dönmek bu konuda bir büyük bir yanlış olur. Hı hı. Çünkü çocuk sağlığı çok önemli. Aşılamalarla bu evreye gelindi. Çocuklar
artık çok daha sağlıklı, hı hı. Enfeksiyon hastalıklarına daha az yakalanıyor. Hı hı. Başka hastalıklar ortaya çıkıyor çünkü enfeksiyon hastalıkları eskiye göre daha az. Evet, çok hocam. Önemli. Bu gerçekten az önce de söylediğim gibi sevindirici bir gelişme. Çok şükür ama dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten ana sağlıkta aşı kartları var. Çocuklar, evet. Değil mi? İlkokul çağında bile, hatta birinci, evet. Sınıftan itibaren aşı kartları olmadan işte kaydedemeyiz okula diyorlar. Böyle bir zorunluluk da sundukları için anneler babaların bu konuya ne kadar ehemmiyet gösterildiğini anlamaları gerekiyor. Kesinlikle, evet. Hocam şimdi bu konularla alakalı o kadar çok soru var ki birkaç tane izleyici, hı hı. sorusu yanıtlayalım, tamam. mı? Günaydın, benim oğlum 2,5 yaşında, seslerden hemen elini kulağına kapatıyor ve hep benim yanımda, hiç ayrılmıyor. Bir de daha tam net konuşamıyor, ne yapmam lazım hocam, demişler. İşitme testi mutlaka yaptırsın, yapılmış mı bilmiyorum. Yani hem bir çocuk hekimine hem bir kulak burun boğaz hekimine görülmesi lazım. Yani hani sesten rahatsız oluyorsa çocukta yansıması daha hiperaküstik bir durum olabilir. Hani tam konuşamaması da belki bunun bir şey olabilir ama bir değerlendirilmesi lazım. Yapılması, evet. gerekiyor. Hayırlı sabahlar. Bizim bebeğimiz 1 yaşında olmak üzere 3 kilo 400 gram olarak doğdu. Sonra ememedi. Biraz kilo kaybımız oldu. Daha sonra yavaş yavaş kilo aldık. Şu anda 7 kilo 800 gram civarında. Kan tahlilleri çok şükür temiz çıkmıştı. 1 yaş kontrolümüzde tekrar götüreceğiz doktora. Kilosu az diye sıvı mama verdi ama hiçbir şekilde içmiyor. Onu sadece emiyor elhamdülillah. Güzel de yiyor. Çok hareketli, şükürler olsun. Benim sorum şu ki balık yağına 1 yaşı sonrası başlamalıyım. Gelişimine etkisi olur mu? Ya şöyle, aslında biz hani çok ek katkı maddelerini çok önermiyoruz. Hmm. Çocuk eğer düzenli bir şekilde besleniyorsa... 3 kilo 400 gram için, evet, biraz 7 kilo 200 gram sanırım, değil mi? Biraz, evet, evet. az. Mutlaka takip oluyordur. Bu kilo almasında başka bir sebep var mı? Onu hekimiyle konuşması lazım. Hani bu balık yağı da aynı şekilde. Biraz önce de konuştuğumuz gibi bu katkı maddeleri aslında hani ilaç değiller. Ama herkeste de olumlu etki ortaya çıkaracak değil. O yüzden hekimiyle görüşüp, önemli durumlar. D vitaminini öneriyoruz biz. Sadece hani rutin olarak çocukların kullanması gereken vitamin olarak. O da zaten ulusal anlamda herkes kullanıyor. D, evet. vitamini ve demir öneriliyor. Onun dışında hekimiyle birebir görüşmesi lazım. Gerekiyor. Evet, evet. Hayırlı sabahlar, benim doktor hanıma bir sorum olacaktı. Benim kızım doğumundan bu yana 1 kilo eksik doğdu. Hep zayıf. Tahlil yaptırıyorum, bir sıkıntısı yok diyorlar ama bir türlü kilo aldıramıyorum. Yaşı 13, kilosu 30, boyu 1.53 diyor. Şimdi şöyle, hani çocuğun da kilosuna takılmamak lazım. Hani anneler o kısma, çocukların büyüme kısmına. Hani ben de şimdi karşılıklı olsak ona, dinleyicimize şunları sormak isterim. Hani bu süreç içerisinde sağlam takipleri yapıldı mı? Takiplerinde düzenli boy uzaması ve kilo alması oldu mu? 13 yaşında hani adolesan belirtileri başladı mı? Daha adolesana girecek, o dönemde de büyüyecek çocuk. İşte idrar tahlilleri yapıldı mı? Anemisi var mı yok mu? Bunların hepsine çocuk hekimiyle birlikte karar verecek ve birlikte değerlendirecekler yani. Hekim kontrolünde olması gerekiyor. Ama evet hocam, yine güzel bir soru var. Hayırlı sabahlar. 6 aylık bebeğim var. 3. ayından beri kabızlık çekiyor. Zeytinyağı, kayısı suyu ve denemediğim hiçbir şey kalmadı. Doktorun verdiği ilaç da fayda etmedi. Yardımcı olur musunuz, demiş. Hani bir çocuk cerrahına da göstermesini isterim ben. Bebeklik dönemindeki kabızlıklarda vücutta bir problem olup olmadığını değerlendirmesi çünkü açısından. Çünkü hem doktor ilaçları hem de bitkisel, evet, şeyler denediği, evet, bir kez, halde. Evet, bir çocuk cerrahına göstermelerinde fayda var bence bu hastayı. Peki hocam. 11 yaşındaki oğlum 2 yaşından beri kahvaltıda ekmek ve kızartılmış patates dışında hiçbir şey yemiyor. Sırf bu yüzden 5 yaşından beri tam gün 3 öğün yemekli okula gönderdim ama değişiklik olmadı. Çoğu anne kocaman tabakların bitirmesini isterken ben sadece tadına bakacağı günü hayal ettim. Çocuğumun genel sağlığı iyi, boyu 1.48, kilosu 32 kilo demiş, 11 yaşında. Sizin de söylediğiniz gibi aslında ne kadar kilo ile alakalı, evet, soru, evet, var değil mi? Evet, evet. Öyle de bir istatistik var. %25'i çocuk hekimlerine gelenler, %25'i boy ve kilodan şikayetçi ama %5'i sadece, hı hı. hani gerçekten, hı hı. kilo problemi
ile karşılaşıyoruz. Bu davranış değişikliği yapmak lazım. Hı hı. Mesela patates kızartması şeklinde kaşar peynirleri doğrayabilir. Hani çocukların hani bazı çocuklar görsel, bazı işitsel, bazı sosyal, arkadaşlarıyla ortak sofralar açabilir. Hı hı. Hani bunlar da davranış değişikliği. Bu anneler işte her şeye o kadar çok dikkat edecekler ki farklı yaratıcı fikirleri her daim olacak her konuda. Evet. Yani bir şekilde öyle evet. Değil mi? Hani ekmek tamam güzel bir besin ama patates kızartması çok değerli bir besin değil. Hmm. Hani hem içinde kızartma var. Ve alışkanlıkta zannedersem ileriki dönemlerde problem yaratabilir. Yani değişebilir. Çocuklar çok değişiyor aslında. Annelerin panik olmasına gerek yok. Zaman ve şeyle değişebiliyor. Ona hani çocuğunun özelliklerini anne daha iyi biliyordur. Görsel şeylerden mi hoşlanıyor? Hani arkadaş toplantılarını seviyor mu? Onların yanında yemeği içmeyi seviyor mu? Ona göre arkadaşlarını çağıracak. Daha belki de o patates, yalnızca patatesin şeklinden hoşlanıyor. Hani ona göre besinleri kesecek, doğrayacak, farklı şeyler yapabilir. Yani şimdi avantaj çok fazla seçenek var YouTube'da. Çok doğru evet. Söylüyorsunuz. Yine bir TR'miz var. Gelin birlikte izleyelim. Değerli izleyenlerimiz anemiyle alakalı güzel bir bandımız var. Bu konuyu da soracağım. Önce bir izleyelim daha sonra anemiyi soralım doktorumuza. Sabahları uyanamayan, derslerde uykulu gözüken, isteksiz, dikkatini toplayamayan, algılamada güçlük çeken, iştahsız, sürekli yorgun olduğunu söyleyen çocuklar anemi hastası olabilir. Anemi, yani kansızlık, çocukların ders başarısını, dolayısıyla geleceğini, sağlığını etkileyen ve ülkemizde çok sık görülen bir hastalıktır. Başlıca sebepleri ergenlik çağında ve gebelikte düzensiz beslenme, yetersiz kırmızı et tüketimi, bilinçsizce kullanılan ağrı kesici ve kan sulandırıcıları, fazla süt içmek veya çeşitli bağırsak ve sindirim sistemi bozukluklarıdır. Eğitim öğretimin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu çağımızda anne ve babaların bu belirtileri taşıyan çocukları fark edip uygun bir sağlık merkezine götürmesi gerekir. Hastalığın ileri safhalarında anemideki tüm belirtilere ek olarak çocukların kağıt, çiçek toprağı, kireç, toprak ya da kir yeme isteği ortaya çıkar. Pika denen bu belirtiye eşlik eden fiziksel bir aktivite esnasında çarpıntı, nefes almada güçlük, çabuk yorulma, ağız kenarında yara, deri, dil ve tırnak yapısında bozulmalar, bağışıklık sisteminde zayıflık ortaya çıkabilir. Evet değerli izleyenlerimiz Yeni Güne Merhaba'da çocuk sağlığına dair her şeyi konuşuyoruz. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Nihal Durmaz Hanımefendi bizlerle birlikte sorularınızı yanıtlıyoruz. Varsa hala gönderebilirsiniz saat 11.30'a kadar değerli izleyenlerimiz. Evet hocam günaydın. Çalışan anneler sütünü biriktirip daha sonra verebilirler mi demiş. Bu konuyla ilgili de çok soru var aslında evet. Bakarsanız. Tabii çalışan anneler sütlerini sağabilirler. Buzdolabında saklayabilir ya da buzluğa koyabilirler. Normal oda sütün, oda orta ısısında 3-4 saat bir şey olmaz. Hani 6 saate kadar bebeğine verebilir. Buzdolabında 3 gün, buzlukta da 3 ay saklayabilir. Ama buzluktan çıkardıklarında hani kaynatma, ısıtma olmayacak. Normal oda ısısında verecekler. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ben 26 haftalık hamileyim, astımım var, nefes darlığı çekiyorum. Yokuş çıktığımda normal doğum istiyorum ama doğum esnasında bir sıkıntı yaşar mıyım? Hocamız ne der acaba demiş. Ne dersiniz hocam bu konuyla tabii ilgili? Tabii ben hani kadın doğum uzmanı değilim ama evet. Hani doktoru değerlendirir. Astımın da çok büyük bir sakınca oluşturacağını düşünmüyorum. O dönem atak geçirmiyorsa eğer. Atak geçiriyorsa ancak sıkıntı oluşturabilir diye düşünüyorum ben bir hekim olarak. Hı hı. Yine hocam kadın doğumla alakalı birkaç tane soru gelmiş ama sadece genel olarak hani nasıl yönlendirirsiniz? Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Yayınınızı severek takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Benim hocamıza bir sorum olacaktı. 32+4 haftalık gebeyim ve gebelik diyabeti var bende. Bebeğim de 36 haftalık gibi diyabetten kaynaklı. Bu konu hakkında bilgi verebilir mi hocamız? Doğumdan sonra bende ne tür ya da bebeğimde ne tür durumlar olabilir demiş. Şöyle hani gebelik gestasyonel diyabet diyoruz bu duruma. Gestasyonel diyabet önemli. Hani
kesinlikle doktorun tavsiyelerinin dışına çıkmaması gerekiyor dinleyicimizin. Hı hı. Besinlerine dikkat etmesi gerekiyor. Bebeğinde de tabii çeşitli, biraz iri doğar bu çocuklar. Hı hı. İnsülin etkisiyle büyüme hormonu daha çok salgılandığı için normal çocuklara göre biraz daha iri doğar gestasyonel diyabet anne bebekleri. İleriki dönemlerde de yani hem hipertansiyon riski hem de yine onunla diyabet riski olabilir. Bebeğini de bu şekilde takip edebilir anne. Hani hiçbir şey de çıkmayabilir. Zaten bu söylediklerimiz ihtimal. Hani evet, olacak ama takipte değil ama, fayda var değil evet, mi? Evet, takipte fayda var. Kendisinin de sıkı diyet yapması, yani ne isteniyor, ne söylendiyse ona çok güzel uyması gerekiyor. Uyarsa eğer hiçbir şey olmamış gibi dönebilir. Hani hekimlerin önerisine uyması çok önemli. Evet. Merhaba, çocukların beslenmesinde ailenin alışkanlıklarından bahsettiniz. Evet, biz düzenli bir şekilde besleniyoruz 3 öğün ama 7 yaşındaki oğlum öğünlerini ben acıkmadım diyerek sürekli reddediyor. Ve abur cubur yiyor. Tabii eve almadığımız için abur cubur da yiyemiyor artık. Ben anne olarak çok yoruluyorum. Bu istekleri son bir ayda özellikle çok fazlalaşmaya başladı. Çok az yiyor, öğün atlıyor ve zayıfladı. Ne yapabilirim demiş. Şimdi hani hep aynı şeyleri konuşuyoruz aslında. Organik bir problem var mı yok mu bir değerlendirilsin hani bir hekim tarafından. Ama çocuklarda hani bu yeme problemleri davranış problemleriyle de karışabilir. Hani anneye olan farklı tepkilerini yemekle, anne bunun üzerine çok düşüyorsa çocuk yemek yemeyerek de gösterebilir. Çok geniş değerlendirmek evet. lazım. Hani sadece yeme içim olarak değil, çocukların yeme alışkanlıkları farklı sebeplerden de olabilir. Peki hocam. Çok fazla, bir de şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Çok fazla sosyal medyada, çok fazla dijital oyun oynuyorsa, ekrana çok bağımlıysa çocuk, hani onlar da basit şeyler yemeye itiyor çocukları. Hani bu normal öğünleri oyundan atılıyor. Oyundan kaçmamak için. Kalorisi yüksek. Fakat böyle atıştırmalık kolay şeyler alabiliyorlar. Ona dikkat etmeli dikkat anne. Gerekiyor. Ekran süresini azaltmalı. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bu zamanın en büyük sorunlarından kesinlikle. Bir tanesi herhalde. Sadece evet. yemekten değil ki hocam, birçok şeyden kesinlikle. Uzak duruyorlar. Sosyal hayattan Doğru. ilişkileri kesiliyor. Anne, baba, kardeş, abi, abla hiçbir şeyi görmüyorlar. Aynen. İşte bu konuda da sadece ruhsal gelişim sağlıklı olması açısından çok önemli dediniz ya. İşte bu tablet, telefon veya işte televizyonda sağlıklı beslenmesi için önemli bir opsiyon. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Artı obezite riski de. Bazı çocuklar hiç yemek yemiyor. Bazı çocuklarda da obezite riski oluyor. Ne kadar yediklerini mi fark etmiyorlar tabii onlarda? Tabii onlarda öyle bir reklamlar görüyorlar devamlı çevrim içi farklı reklamlar. O tip besinlere yöneliyorlar. İkincisi hareketsizlik. Hareket edemeyince tabii. Evet, sürekli bilgisayarın başında. Evet, bilgisayarın başında. Her bir saat çocuğun %7 oranında obezite olma riskini artırıyor 2 saatten sonra. Ama bunu da biz yapmıyor muyuz hocam? Sizin de kesinlikle. Etrafında mutlaka görmüşsünüzdür. Hani ben de çok gördüm. Reklamlar başladığı zaman çocuğumuzun ağzını aç bak geliyor Aynen. şimdi bak bak i̇şte, ne kadar çok var bizde öyle. Haksız evet. değil miyim? Sonra da tabletten. Yemek yerken tablet koyuyoruz. O kadar çok var ki tablet açıp çizgi film seyrederken o çocuğa yemek yedirmek zorunda kalıyoruz. Sonrasında öyle. Restoranda bile çok haklısınız. Çok iyi gözlemlemişsiniz. Ama bu nasıl yansıyacak? Sonraki tabii ileriki... sonraki dönemde hem sosyallikleri çocukların azalacak, hem akademik başarıları azalacak, hem de çok kalorisini tüketemeyen, ha şimdi belki anneye o zayıflık olarak geliyor ama adolesende belki obeziteye dönecek. Hani bunlar davranış problemine yol açacak. Hani eğer ki ekrana çok bağımlı olurlarsa. Evet, bir soru daha. İyi günler. 9 yaşında kızımın el tırnakları hiç uzamıyor. Ne yapabilirim? Acı tırnak yemesi var mı acaba? O da olabilir. Tırnak yiyorsa çocuk uzamıyordur. Onun dışında çok fazla hani demiri normal olan bir çocukta, çinko eksikliği olmayan bir çocukta öyle bir sıkıntı olmaz. Muhtemelen o yiyordur ya da bir yere sürtüyordur. Sürtüyordur, evet, olabilir. Gözlemlemesi gerekir. Evet. Hayırlı günler Demet Hanım. Ben yeni doğum yaptım. Süt içme diyorlar, gaz yapar. Doğru mu acaba? Bir de her şeyi yememi söylüyorlar ki başta konuşmuştuk. Biz bunu aslında ama kilo aldım, psikolojim bozuldu. Sıvı evet. alımı derken hocam neyi kastetti acaba? Bilgi verirseniz su. Sevinirim. Sıvıdan sadece suyu su, kastediyorum. Başka hiçbir şeye gerek yok. Süt içebilir. Eğer kendinin hani önce hamile olmadan önce laktoz intoleransı yoksa, hani mesela ben süt içince rahatsız olurum. Ama bu tabii ki değiştirmeyecek bir annenin laktoz intoleransı yoksa, kendinde rahatsızlık hissetmiyorsa içebilir tabii ki. İçsin hani. Ama sıvıdan kastettiğimizde su. Sadece suydu. Peki hocam.
Merhabalar, 2 aylık bebeğim var, burnunda hırıltısı var, bunun için ne yapmam gerekiyor demiş. Çocukların burun delikleri çok küçük. Bizim onların 2 milim, bizim 22 santim. Yani arada çok büyük fark var. En küçük bir tıkanıklıkta, ısı değişikliğinde burunları tıkanabilir. Serum fizyolojikte burnunu açabilir anne. Yani en önereceğim şey o. Burnunu açsın. Harika. 2 oğlum var. İkisinde de Akdeniz anemisi var. Herhangi bir tedavi uygulanmadı. İleriye dönük neyle karşılaşabiliriz? Bu konuyu ben de soracaktım. Hem Akdeniz anemisini hem de anemiyi konuşalım hocam. Akdeniz anemisinde problem muhtemelen taşıyıcı bu çocuklar. Taşıyıcı oldukları için de öyle ciddi bir problemleri çıkmamış. Problem yine kendileri gibi taşıyıcı biriyle evlenirlerse çocuklarında sıkıntı olabilir. Yoksa hani bu çocuklarda öyle problem. Beslenmelerinde ya da işte kilo alıp vermede herhangi bir Akdeniz anemisinin dikkat etmesi gereken. Bir ekstra bir şey yok. Yani kronik sadece hastalık. Sadece taşıyıcı oldukları için. Zaten hasta olsalar onu anne de söylerdi bize yapılan tedavileri. Taşıyıcı yapacak bir şey yok. Hani. Genetik bir rahatsızlık mıdır? Genetik, evet. Genetik. Merhaba, gebe kalmak istiyorum. Tiroidim az çalışıyor. TSH herhalde hocam. Nasıl dengeleyebilirim? Doğal yollarla demiş. Yani biz onlara çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Kadın doğum uzmanına gidip. Artık endokrin uzmanına. Endokrin mi? Evet, endokrine gidecek. Yani doğal yollarla hani bu çok yaygınlaştı. TSH bozukluğu varsa bunun için uğraşmaya gerek yok. Bunun ilacı var, ekstresi var. Niye doğal yollarla? Tabii. Hani bir endokrin takibine girmesi lazım. Endokrin bozukluklar çok önemli. Çünkü pek çok bilişsel fonksiyonlarımızı da bozuyor. Evet. Sadece hani vücudumuzu değil, anlayışı bozuyor. Pek çok beyin fonksiyonlarını azaltıyor, dikkati azaltıyor mesela. Bunların hepsi hayat kalitesini düşürüyordur. Bunları bir besinsel destekle almak çok zor. Çünkü o ekstranın içinde mikrolar var, miligramlar var. Onu tutturması o kadar zor ki. En güzeli testlerini yapacak bir fırsat var. Yani Allah vermiş güzel bir fırsat. Bunu kullanması lazım. Kullanması gerekiyor. Evet. Merhabalar, çocuğum meyve sebze türü şeyleri çok fazla yiyor. Hatta sabahtan akşama kadar sadece meyve yiyor diyebilirim. Ekmek türü karbonhidrat hiçbir şey yemiyor. Ben de doymadığını düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Sonuçta kendisi de söylemiş, o da karbonhidrat, o da karbonhidrat. Yalnızca belki orada hani lif ekmekten alacağı şeyi, eğer çocuk mercimek çorbası yiyorsa oradan da alabilir. Bu konuda dengeleme yapmalı anneler, üzülmemeli. Ekmek yemiyorsa, ekmek sonuçta buğdaydan yapılıyor, undan yapılıyor. Mercimek çorbası yiyorsa, kuru fasulye yiyorsa onunla benzer fitatları, besinleri oradan da alır B vitamini. O yüzden hani meyve yemesi güzel bir şey. Çok da endişelenecek bir durum yok değil. Aslına bakarsanız. Kesinlikle evet. Peki anemiden bahsetmiştik ya, onunla ilgili VTR'imizi de izledik. Hocam anemi nedir? Çocuklarda tedavisi nasıl olur, olunur? Ve demir eksikliği konusunda neler tavsiye edersiniz annelere? Anemi önemli, çok önemli. Çünkü demir eksikliği olduğu zaman çocukların hem büyümesi geri kalıyor hem de bilişsel fonksiyonları geri kalıyor. Hatta uzun süre eğer tedavi edilmezse zeka düzeyinde bile düşmeler olabiliyor. Bizde de toplumumuzda demir eksikliği anemisi çok yaygın olduğu için kadınlarda çocuklar yine hani Sağlık Bakanlığı 4 aydan sonra rutin olarak demir profilaksisine başlıyoruz çocuklarda. Bakılmadan hani direkt demir veriliyor çocuklara. Ve bu demir verilmesiyle birlikte de ülkemizdeki demir eksikliği anemisi oranları oldukça düştü. Bir yaşına kadar çocuklara demir vermek gerekiyor. Daha sonraki durumda eğer çocukta ekstra bir problem varsa ona göre devam ediliyor. Testler yapılıyor. Bir yaşından sonra testler yapılıyor. Eğer demir eksikliği devam ediyorsa ya da arada diğer kontrollerde işte gidildiğinde gözlerde solukluk varsa, ellerine basılıyor işte eğer dolum zamanı uzunsa böyle durumda anemi olduğuna karar veriliyor. Testler isteniyor ve ilaç başlanıyor. Evet. Peki hocam malum hani kış mevsimindeyiz hem de zaten büyük bir salgınla mücadele içerisindeyiz. Bu dönemde çocuklarımızın dikkat etmesi gereken başka önemli annelerin yapması gerekenler nelerdir? Özellikle de akut hastalıklar ve enfeksiyonlarla alakalı. Her problem aslında dünyada bizlere ve insanlara yeni şeyler öğretiyor. Hani savaşlar yeni ameliyat teknikleri öğretti. Savaşlar bize pek çok şeyi anlattı. Etik mesela savaşlardan sonra ortaya çıktı. Bu pandemi de bize aslında enfeksiyonlarla ilgili çok şey öğretti.
eskiden hani el yıkama bir alışkanlık değilken şimdi güzel yanlarını söyleyeyim. Alışkanlık haline döndü. Çocuklar hemen dışarıdan gelince anne babalarını uyarıyorlar. Elini yıkadın mı? Maskene dokundun, git bir daha yıka diye. Bu pandemi sürecinde evde olduğu için çocuklar aslında hani çok fazla enfeksiyon hastalıkları eskisi kadar yok. Geçen yıl gelen hastaların 1/3'ü gelmiyor. Hani tabii pandemi korkusu da var ama gerçekten hasta olunca hastalar geliyor zaten. Şu anda yapmaları gereken şey çocuklarını hani yine izole etmek gerçekten zor bir süreç aslında anneler açısından. Hepimiz için zor bir süreç. Hepimiz evlerimize kapandık ama sonuçta aşı da geldi inşallah. Çok şükür. Aşıyla ilgili düşüncelerinizi de almak isterim. Sağlık Bakanımız oldu zaten. Evet, ben de olacağım. Olacaksınız evet, değil mi? Olacağım. Hocam bu almak istemiyorum deyip kafası karışık olanlara neler tavsiye edersiniz? Neler söylemek istersiniz? Yani. Burayı lütfen sevgili izleyenler dinleyelim. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli. Allah'a çok şükür artık aşı ülkemize geldi ve öncelikle hem sağlık çalışanları daha sonra yaşlı hastalarımız ve ondan sonra da kronik hastalıkları olanlar aşılanacaklar. Lütfen kafanızı kurcalayanlar varsa eğer onları dinlemeyin. Direkt olarak sağlık çalışanlarımızdan ve doktorlarımızdan bilgi alın diye düşünüyorum. Haksız mıyım hocam? Kesinlikle. Şu anda gerçekten sosyal medya çok aktif kullanıldığı için bilgi kirliliğiyle dolu. Şu an bir pandemi dönemindeyiz. Yüzyılda bir yaşanıyor bu ve biz bu nesil buna tanık olduk. Ve elimizde de yapılacak başka bir şey yok. Hani aşı gerçekten şu anki dönemde hani bütün bilim adamlarının söylediği şey şu, bulduğunuz aşıyı yaptırın. Hani biz o lükste değiliz. Evet. Seçme lüksünde ya da şu an gerçekten hepimiz yakınlarımızı kaybedenler oldu. Çocuklar hasta oldu. Hastalığı geçirenler oldu. Kurtulmanın en iyi yolu gerçekten şu an için aşı olmak. Hani konuşulan şeyler var işte bu kadar kısa sürede şudur budur diye. Bir 30 yılın önceki teknolojisi değil. Evet. Şu anda pek çok şey hızlandı ve bu pandemi dönemi de bize hem biz hekimlere hem bilim adamlarına çok şey öğretti. Pek çok şey hızlandı. Evet. Bakış açımız da değişti. Belki bazı konularda kendimize çeki düzen vereceğiz. Kesinlikle. Daha hızlanacağız, daha farklı araştırmalar yapacak hekimler, bilim adamları. Farklı bir yola girecek dünya. Çünkü şiddetle bir değişimin ucundayız. Farklı bir imtihan var şu an hepimizin kesinlikle yanında olan. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Sizinle bir de artık hani sevgili izleyenlerimiz de duymuştur sosyal medyada konuşulanlardan bir tanesi de menşeini konuşuyoruz artık aşının. Biz sanki evet. Bilim adamıyız. Kesinlikle. Artık ben çok yoruldum. Ben zaten çok izlemiyorum hocam menşeini siz nereden biliyorsunuz? Ne ya diyeceksiniz diyorum, bu konuyla ilgili? Ne kadar hani bu yani şöyle bir de bulunuyor ve farklı yansıtılıyor. Evet. O düzeyde değiliz gerçekten şu anda aşıyla ilgili çalışanlar, virologlar, hocalar, herkesin tek söylediği şey şu, bulduğunuz aşıyı yaptırın. Bizler gerçekten hani o boyutta mıyız? Hani o kadar bilgimiz var mı ki değerlendiriyoruz? Doğru söylüyorsunuz hocam, çok haklısınız. Bir tane soru daha var sizlere, çok kısa cevap alacağım. Çünkü yavaş yavaş sonuna geldik programımızın. En çok hem bu salgın dönemiyle alakalı beslenmemize de çok dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Sürekli paketli gıdalar, böyle hazır gıdalar tüketmeye başlamıştık son yıllarda. Evet. Yeni yeni artık böyle evimizde ekmekler yapıp bir eve kapandık. Organik beslenmeye başladık. Çocuklarla birlikte hep beraber yani yetişkinler de dahil olmak üzere için. Şimdi hazır gıdaların, bu fast foodların bizim için sağlığımız açısından yaratabilecekleri tehlikeler nelerdir? Ya şöyle, hazır gıdalar tabii bizim gözümüze daha hoş göstermek için içerisinde çok farklı maddeler var. Gıda boyaları var. Onun uzun süre dayanmasını sağlayacak şeyler var, maddeler var. Ya da bize tatlarını daha hoş gösterecek işte monosodyum glutamat gibi farklı ürünler var. Bunların çoğu aslında hem... daha hızlı tüketiyoruz tabii. Evde hazırlamak da çok daha kolay geliyor. Ama sonuçta hepsi bir yabancı madde. Okuduğunuzda hiçbirisinin zararlı olmadığı söyleniyor. İşte buna izinler veriliyor. İçinde şu yok, bu evet, yok. Evet şu yok, bu yok. O ama kadar evinizde çok yaptığınız ki. Bir kekin en azından içinde fruktoz şurubu olmaz. Normal şeker olur. İşte fruktoz şurubu olmaz, boya verici madde olmaz. Evet. Onu korumak, onu... Patates cipsi alıyorsunuz birkaç yıl dayanıyor ama evdeki 2 gün dayanıyor.
Yani en azından bunu hesap edin diyorsunuz çocuklara verdiğimiz zamanda. Evet, dolayısıyla evde yapalım imkan olduğu sürece tabii. Bir de her şeyin artık o kadar gelişti ki her şeyi evde yapabilme imkanımız var, öyle değil mi hocam? Ne gerek var dışarıdan alıp da çocuklarımızı hiç bilmediğimiz şeyleri yedirmeye? Çocuklar buna meyilli, hani fast food çocuklar gerçekten seviyorlar. Siz ne kadar uğraşsanız onlar bir yol bulacaklar ama en azından sizin kontrolünüz altındayken, hani büyüme ve gelişme evresindeyken daha sağlıklı beslensinler. Tamam, büyüyünce istedikleri gibi beslensinler. En aza indirgemeye çalışan. Aynen. Peki hocam, çok çabuk geçti vakit. Çok da sorumuz vardı sevgili izleyenlerimiz, sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere ama maalesef bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık değerli izleyenler. Son sözleriniz hocam, çocuk sağlığıyla ilgili düşünceleriniz ve mesajlarınızı alabilir miyim? Çocuklar yani hepimizin aslında, hani klasik bir laf, geleceğidir diyor ama bizler artık toplum olarak çocukları geleceğimiz olarak görmekten ziyade onları ailemizin bir parçası, onlarla bütünleşiyoruz, onlarla tam oluyoruz. Ebeveynlik de çok zor. Aslında tamam, hem kendimizi çok iyi hissediyoruz, ödüllendirici bir tarafı var ama diğer taraftan da çok yorucu. İşte anneler şikayetlerini anlatıyorlar. Bunlar çok zor ama benim söylemek istediğim, hani çocuklarla iletişimi bu pandemi döneminde bunu bir fırsata dönüştürüp, hani evlerimizdeyiz hepimiz, dışarıya kapalıyız. Çocuklarımızla iletişimlerimizi güzel bir şekilde oluşturup onların hem sağlığını, hem bedensel sağlığını, hem ruhsal sağlığını, hem de sosyal sağlığını tekrar oluşturabilecek şekilde bir bütünleşme yaşayalım. Çocuklarımızla İnşallah. Biraz daha çok vakit harcayalım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Nihal Hocam. Allah ben razı olsun. Ederim. Çok güzel gerçekten tavsiyelerde bulundunuz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi artık yavaş yavaş tekrar Seher Hocamızın yanına gitme zamanı geldi. Harika bir bluz yapmıştı. Bakalım bitti mi? Evet Seher Hocam, neler yaptınız? Bitirdim sayılır. Öncelikle zaten yakayı bitirmiştik beraber. Büzgü kısmındaki ölçüden bahsedeyim hemen. Büzgümüzü ben bu kısmın ölçüsü kaç ise onun iki katı aldım. Ama şifonda biraz daha fazla alabilirler izleyicilerimiz. Dökümlü olduğu için kumaş. Tabii değil ki mi? Yani yiyor kumaşı. O yüzden kumaşınız böyle dökümlüyse iki katı, yani iki buçuk katı alabilirsiniz. Ama bu tarz kumaşlarda iki katı, hatta biraz daha azı olabilir. Nasıl alıyorduk büzgümüzü önceki program? Programlarda ben göstermiştim ama yeniden tekrar etmek istiyorum. 11 santim elinde kestim. Ölçümüz zaten 2 katı dedik. Ve yukarıdan 2 santim, 1,5 santimden bir dikiş gidiyoruz. Bir de yarım santim aralıklı bir dikiş gidiyoruz. Nasıl gidiyorduk? Büzgü ayarımız vardı. Tansiyonumuzu biz gevşetiyorduk ve dikiş adımlarımızı irileştiriyorduk. O yüzden ben burada hazır aldım. Çünkü önceki programlarda göstermiştim detaylı. Bunun ikisini birlikte bu şekilde büzeceğiz, bakın. Bunu yaptıktan sonra ben büzülmüş halini ben burada taktım. Siz programdayken. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra yüz yüze getiriyoruz bu parçamızı. Ve bu tam iki dikişin ortasından bir makine dikişi gideceğiz. Ondan sonra ikisini birlikte overlock ya da zikzak yapıyoruz. Evet. Ve paylarımızı yukarıya yatırıp bir milimden burada makine çekiyoruz. Bakın, ben bu ince kumaş diye bunda çekmedim ama bu tarz kumaşlarda çekmek gerekiyor. Ucunu overlockla da bırakabilirsiniz. İsterseniz bir kıvırıp incecik bir milimden dikebilirsiniz de. Bluzumuz bu şekilde bitmiş oluyor. Ve harika. Size şundan da bahsetmek istiyorum. Bakın burada bizim bir birit iliğimiz var. Burada ince bir detayımız var. Düğmemizin geçti. Bu birit ilikten de hızlıca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da ayrı bir teknik. Bunu da verevden parçamızı kesiyorduk ya. Evet. Bu şekilde bir parça kesiyoruz. Bunu kestikten sonra çok sıkı dikiş ayarıyla, yani 1 ya da 0'a yakın bir ölçüyle burayı yarım santimden kumaş katını ikiye katlıyoruz yüz yüze. Kumaş katından yarım santimden dikiyoruz. Evet. Sıkı bir şekilde. Neden sıkı bir şekilde? Çünkü ben bunun payını çok ince bir şekilde keseceğim. Ben sıkı bir şekilde dikmem gerekiyor ki orada atma olmasın. Bunu yaptıktan sonra bir yorgan ipi takıyoruz. Bu ipler kırılır, kesinlikle takmayın. Ve
şu kısımdan geçiriyorum. Sonra iğnemi içinden geçiriyorum. Hmm. Bakın. Bunu döndüreceğim. Evet. Hani bu küçük parça döner mi? Dönüyor. Dönüyor. Bunu bu şekilde görmüş yaptıktan sonra gibi. Zaman kaybı olmasın diye. Evet. Bakın bu şekilde döndürüyoruz. Bakın birit iliğimiz de olmuş oldu. Çok güzel oldu. Bunu da bu yakayı yaparken, biyeğimizi takarken şu araya düğme çapımız kadar araya gizleyerek bu şekilde yapabiliyoruz. Süper hocam. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra ben en son olarak izleyicilerimiz hani daha net görsünler diye büyük kalıbı aktardım. Hı hı. Onu da ben göstermek istiyorum. Tamam. Bu şekilde de birebir kalıbını gösterelim sevgili yakından izleyenlerimize. Burada evet. Hepsi ön yaka, arka yaka, ölçüler, benim kumaşı çizdiğimin aynısı burada evet, da hocam, bu şekilde gördük. Var. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten Diyanet TV YouTube kanalından da Yeni Güne evet. Merhaba'yı izleyen sevgili izleyenlerimiz bilirler. Bu tür etkinliklerde durdurarak bize yazıyorlar çünkü. Aynen. Durdurarak tüm ayrıntıları görebiliyoruz artık evet. Diyorlar. Bolucu'da sizlere de teşekkür ediyorum bu anlamda. İsteğe göre bir kıvırıp bir daha kıvırıp dikebilirler. Aha. Ya da overlock çekip katlayıp dikebilirler. Ya da bunun fırfır yerine dantel geçirebilirler. Aa evet. Farklı ya da bir şey olur o zaman. Tül geçirebilirler, aha. Hayal tül geçirebilirler. Aha. Ya da bunu iki kat çok ince ise alttan farklı bir kumaş çıkabilir. Bu üsttekini farklı kesebilirler. Yani bunu değiştirebilirler izleyicilerimiz. Onların yani artık hayal gücüne ve zevkine kalmış galiba değil mi? Tabii ki. Harikasınız yani bunu, hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur bilgiler. Kesinlikle, kesinlikle. Evet değerli izleyenler, bugün de Yeni Güne Merhaba'nın sonuna gelmiş olduk. Yarın kulluğun esası şükrü konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Belgin Konarılı hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Muhtelif işlerde de Belmek öğretmenimiz Dilek Özdemir bizlere eşlik edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi her daim üzerinize olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.